Merhabalar, Şerit Mustafa Kerpişok programının adım sesi felsefe grubu öğretmeni Ayşe Hanım ben. Başarı izleme ve geliştirme projesi kapsamında, yani BİGEM kapsamında yapılmış olan deneme sınavının felsefe grubu sorularını çözüyoruz. Evet, 11. sorudan başlıyoruz. Öncelikle soru kökünü, soru köklerini okumak, soruları çözmekte bize çok yardımcı olmakta. O yüzden soru kökünden başlayalım. Bu parçadan hareketle Heraklitos'un varlık görüşünün aşağıdakilerden hangisi olduğunu söylenebilir. Heraklitos'a göre karşıtlık ve karşıtlıkların birliği varlığın temelidir. İyi olmak da kötü olmak da aynı şeydir. Yaşamak ve ölmek, güzel ve çirkin, genç ve ihtiyar. İşte tüm bu zıt kavramlar hep aynı şeylerdir. Çünkü değişim sayesinde her şey bu veya şu olur. Sürekli bir savaş halinde bulunan karşıtlar birbirlerinin yerini geçer. Bu devamlı var olan bir hareketi temsil eder. Hareket oldukça değişim olacaktır. Evrende her şey değişim ve hareket halindedir. Heraklitos'un aslında ana madde olarak görmüş olduğu şey ateştir. Ateş kavramına baktığımız zaman her şeyin ateşten geldiğini ve ateşe gideceğini söyler. Dolayısıyla sürekli bir devinimden bahseder. Soru şıklarına baktığınızda aslında sorumuzun cevabının varlık oluştur olduğunu görürüz. Cevabımız V şık. İkinci soruya geçiyoruz. Tekrar soru köklerinden başlıyoruz. Yukarıda verilen cümlelerin ahlak felsefesi açısından vurguladığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? Parasını başkaları için harcayanlar kendisi için harcayanlardan daha mutlu oluyor. Ölüm döşeğindeki hastalarla konuşulduğunda keşke dostlarıma ve aileme daha fazla vakit ayırsaydım diyorlar. Başka insanlara nezaket gösterdiğimiz bir günün sonunda diğer günlere kıyasla çok daha mutlu oluyoruz. Aslında burada kişinin vurgulamaya çalıştığı şey faydacılık, yani başkasına yararlı olma. Soru şıklarına baktığımız zaman utilitarizm, evet, C şıkında utilitarizm yani mutluluk, yani yararcılık kavramının burada vurgulanmış olduğunu görürüz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Tekrar bir soru kökünde cevabı gizli olan sorulardan bir tanesi daha karşımızda. Yukarıda parçada Thales'in açıkladığı görüş aşağıdakilerden hangi soruya verilmiş bir cevaptır? Thales suyun nemliliğin kaynağı olarak görür. Ona göre hayvanlar nemlilikten doğar. Nemlilik bitkilerin de beslenme ve üremeleri için hayvanların tohumu gibi zorunludur. Çünkü bitkiler susuz kalınca kururlar. Su kolayca her şekle girebilir. Suyun aldığı şekiller cisimlerin doğuşuna hizmet ederler. Su evrenin esas tohumu ve maddesidir. Burada da Thales'in ana madde yani arkesi suydu. Suya baktığımız zaman insan vücudunun %60'ının su ya da sebze ve meyveler dolayısıyla bir örnekle gidecek olursak bir karpuzun %92'sinin, bir salatanın %96'sının sudan oluştuğunu bu şekilde örnekleyebiliriz. Aslında her şeyin sudan geldiğini, tekrar suya gideceğini belirtir. Dolayısıyla Thales'in burada vurgulamaya çalıştığı şey arkedir. Sorumuzun cevabı A şık. Evet, sonraki sorumuza geçelim. Tekrar soru köküne bakıyoruz. Bu parçadan hareketle Rönesans dönemi felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Rönesans 14. yüzyılda İtalya'da yoğunlaşmış, sonrasında ise İspanya, Fransa ve İngiltere'ye kadar yayılmıştır. Hümanist anlayış ilk olarak burada ortaya çıkmıştır. Hümanizmde amaç insanı yüceltmek ve geliştirmektir. Aynı zamanda evrensel insan anlayışını hedeflemiştir. Şurada hümanizm kavramının üzerinde biraz duracak olursak, aslında hümanizm insan sevgisi anlamına gelir. Ve hümanizmin amacının yüceltmek ve geliştirmek olduğu parçada verilmiştir. Dolayısıyla soruya baktığımız zaman, insanı merkeze almıştır. Hangisi söylenemez demişti soru kökünde. İnsanı merkeze almıştır diyor A şıkkı. Evet, doğru. Özgür düşüncenin temelidir. Evet, doğru.
Din adamlarının hakimiyeti söz konusudur. Bu sorumuz biraz kalsın. İnsan sevgisi ön planlıdır. Evet. Fikirler değer görmüştür. Evet. Din adamlarının hakimiyetinin söz konusu olduğu bir dönemde eğer hümanizm anlayışından bahsediyorsak din adamlarının etkisinin azalmış olduğundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şık. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Tekrar sol kökünü okuyoruz. Bu bilgilerden hareketle İslam felsefesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İslam felsefesi, Hristiyan felsefesi gibi eleştiriye kapalı bir tavır sergilemez. Daha çok ilk çağ felsefesine örnek alan İslam felsefesi yeni bilgilere açıktır. Hristiyan felsefesi gibi yalnızca Tanrı, iman, inanç gibi kavramları ele almamış, her konuya değinmeye çalışmıştır. Öyle ki çeviri faaliyetleriyle birlikte yeni bilgiler elde edilmiş, farklı bakış açılarıyla tanışılmıştır. Soru kökünü tekrar okuyalım. Soruyu iyi anlamak adına bu bilgilerden hareketle İslam felsefesiyle ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? A şıkkıyla başlayalım. A dogmatik düşünceyi desteklemiştir. Bu şıkkımızı birazcık erteleyelim. B şıkkı antik Yunan felsefesinden esinlenmiştir. Evet. Çeviri faaliyetleriyle beraber yeni bilgiler elde edilmiştir. Çeviri faaliyetleri yeni bilgilerin edinilmesi için aslında yapılmış olan en iyi çalışmalardan bir tanesidir. Ele aldığı konuları din kavramlarıyla sınırlı kalmamış, her türlü bilginin peşinden gidilmiştir. Aslında D şıkkına baktığımız zaman D şıkkının cevabı parçada mevcut. E şıkkına baktığımız zaman farklı konulara açık ve ılımlı bir tavır sergilenmiştir. Bu da doğru. A şıkkına tekrar döndüğümüz zaman dogmatik düşünceyi desteklemiştir. Hayır, dogmatik düşünceyi kesinlikle desteklememiştir. Cevabımız A şıkkı.